Yeni set, yeni savaş bileti ve çekiliş derken yeni ajan detayları arada kaynadı sanmayın. İçerik yoğunluğundan bir türlü yeni ajana gelemedik. Bugün yeni ajan hakkında konuşacağız. Çünkü elimizde bazı büyük ipuçları var. Ayrıca savaş bileti çekilişimiz de devam ediyor. Haberi olmayanlar için detaylı bilgileri yorum ve açıklama kısmına ekleyeceğim. Bu çarşamba günü kazananları yeni videoda duyuracağım. Hadi videomuza başlayalım. Her yeni savaş biletinde yeni ajana ya da yeni haritaya dair bazı ipuçları görüyoruz. Tabii yeni ajan ya da harita gelecekse yeni haritaya dair şu anlık bir haber yok. Fakat yeni ajana dair elimizde bir oyuncu kartı var. Vallahi henüz erken biliyorum ama yeni ajan için şimdiden ufak ufak heyecanlanmalar bende başladı. Biliyorsunuz 2023 yılında Valorant'a 3 yeni ajan gelecek demiştik. Valorant ekibi 2023 planlarında açık bir şekilde bunu söylemişti. 3 yeni ajandan birisi zaten geldi. Gekko. Geriye 2 ajan kaldı. Birinin sınıfı ne olacak bunu henüz bilmiyoruz. Valorant ekibi bunu paylaşmamıştı. Böyle bir esrarengiz bir hava yarattılar. Sürpriz olsun gibi. Diğer ajanın sınıfını biliyoruz. Gözcü. Yani diğer dediğim bu sıradaki gelecek olan ajanımız. Yeni savaş biletlerinde her zaman ipuçları olur demiştik. Bu savaş biletimizde de yeni ajanımızın izlerini taşıyan bir kartımız bulunuyor. Kartı yakından detaylı olarak incelediğimizde arka planda tel örgülere benzer bir kaplamanın olduğunu görebiliyoruz. Ajanımızın gözcü olacağını da hatırlayarak bir çıkarım yapmaya çalışıyorum da. Acaba gördüğümüz şey gerçekten de bir tel örgü ise yeni ajanımız tel örgülerle kaplı kafesler mi yapacak? Cypher'ın kafesi gibi bir kafes düşünün ama tel örgülü bir kafes düşünün. Böyle temas ettiğinizde zarar veren bir kafes. Böyle Cypher'ın bu bir tuzağı gibi iki duvar arasına atabiliyorsun ve attıktan sonra da kısa süreliğine de olsa rakip oyuncu buradan giremiyor. Üf, böyle bir şey olsaydı var ya manyak olurdu. Bu arada alakasız olacak ama bu kartın renkleri ve tasarımı Ion setinin renklerini taşımıyor mu ya? Onun dışında Smoke Dancer kod ismini hatırlıyor musunuz? Üzerine bayağı bir konuşmuştuk. Kartımızın orta kısmında smoke tarzı bir şey görüyoruz. Bu arada tabii ki Smoke Dancer kodu bu ajanımızın kodu mu? Kesin değil fakat bu detay bu ihtimalleri kuvvetlendiriyor. Ayrıca ajan sıralamamıza bakınca 7 numarada Sage var, 8 boş, 9'da Phoenix ve diğer ajanlarıyla devam ediyor. Yani 7'den direkt 9'a atlıyoruz. 8 boşta kalıyor. Bu kartımızda da çok ince bir ayrıntı var. Sol tarafa zoom yaptığımız zaman 8 sayısını görebiliyoruz. Büyük ihtimal 8 numaralı ajanımız bu ajan olacak. Elimizde şu anda bu karttan başka detaylı bir içerik yok. Yani en son ve en detaylı ipucu bu kart diyebiliriz. Fakat gün geçtikçe yeni detaylar gelmeye devam edecektir. Bu arada eğer ki bir sorun çıkmazsa yeni ajanımız Haziran ayında gelecek. Ya sorun derken nasıl bir sorun? Mesela hatırlıyor musunuz? Bundan birkaç ay önce Riot Games'e bir veri saldırısı düzenlenmişti ve açıklama olarak bazı güncelleme ya da yenilikler aksayabilir denmişti. Mesela bunun gibi. Ha bu ufak bir ihtimal ama sorun derken örnek olarak bunu verdi. Sorunlar dışında tabii son anda bir karar değişikliği de olabilir. Bunlar tabii ki çok ufak bir ihtimal ama yani olabilir. Bizler yeni ajanın tarihini Haziran olarak bilsek de yine de kesin olarak bakmayalım. Mayıs ayında bu tarih çok daha net, netten ziyade kesin olur. Sizler yeni ajan hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce nasıl bir gözcü ajan olacak? Sizlerin tahminlerini de bekliyorum. Videoya beğenir ve yorum yaparsanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.